Sevgili izleyiciler, Çağlar Boyunca'dan merhaba. Bugün konuğumuz Doktor Gülsüm Kav. Kendisi Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel temsilcisi ve aynı zamanda tıp etiği uzmanı. Hoş geldiniz Gülsüm Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Çok yoğun bir gündemle yaşıyoruz her gün. Kadın hareketinin çok büyük sorunları var. Gündemi çok dolu. Sahadasınız, yoğun bir aktivistsiniz. Sizi izliyorum aynı zamanda. Türkiye'deki kadın hareketinin gündemini şöyle bir özetleyecek olursak, hani hepsinden söz edelim istiyorum. Tabii sizin ki. Deneyimlerinizi, gözlemlerinizi dinleyelim istiyorum ama şöyle bir gündemimizde neler var birlikte bir bakalım. Öncelikle çok teşekkür ederim program için. Herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar. Şöyle, Türkiye'de kadın olmak zor olduğu için bizim gündemlerimizin yoğun olması, ben başka çaremiz olmuyor ya da işte siz aktif uğraşıyorsunuz diyorsunuz, ben mahcup oluyorum çünkü başka bir yol yok, uğraşmak durumundayız. Bu açıdan bir yandan hani ağır sorunlar yaşıyoruz, onları bir işte konuşacağız ama bir yandan da şöyle de bir olumlu durum var. Hani sadece soruna işaret etmek istemem ben. Türkiye'li kadınlar da haklarını daha fazla aradıkları bir evredeler. Yani tarih boyunca zaman zaman durgunluk dönemleri, zaman zaman da canlı dönemleri oluyor kadın hareketinin. Ne kadar iyi ki dünya kadın hareketi de, Türkiye kadın hareketi de çok canlı bir dönem içerisinde. Yani kısa bir dönem önce daha durgun iken feminist mücadele. Aslında biraz kadınlara baskı arttıkça, haklara saldırı arttıkça buna cevap da kadınların direnmesi oluyor. Bunu da çok olumlu buluyorum. Evet, hak bilinci de doğal olarak artıyor. Evet. Türkiye'de de yani bir sosyolojik gerçek olarak da kadınlar modern kadın haklarının daha çok farkına vardıkları ve daha çok sahip çıktıkları bir tarihsel dilimdeyiz. Aslında böyle bir gerilimde de zaten hani sorunun çözüm için adım atılmadığı için ağır sorunlarda yaşıyoruz, şiddet başta olmak üzere. Çözüm için atılsa elbette ki son derece yani mümkün çözümü var. Kadınların şiddetten kurtulmaları, bir hayat yaşamaları son derece mümkün. Bu sorunu geride bırakmış coğrafyalar da var hani belli ölçüde. Dolayısıyla ben hani Türkiye'de kadın olmanın çeşitli zorlukları olduğu için biz de haliyle işte çok aktif durumda olmaya gayret ediyoruz. Aslında yapılması gerekeni yapıyoruz. Olumlu olan durumda bunu pek çok kadınla yapabiliyoruz artık. Sessiz kalmayan kadın sayısı artıyor. Bu da çok olumlu. Ama hem aktüel gündeme hem de hani genel olarak, yapısal olarak bizim Türkiye'deki kadınların konumuna baktığımızda aslında yaşadığımız somut durumlar, her gün izlediğimiz haberler bizim en başta gelen sorunumuzun ne olduğunu çok açık ortaya koyuyor. Hemen her gün kadın cinayeti haberi alıyoruz. Şiddet, kadınların yaşadığı şiddet, işte kadına yönelik şiddet, hane içi şiddet gibi tabir edilen ağır bir boyutta seyrediyor. Onun en uç biçimi, en üst düzeyi olarak da kadın cinayetlerine de sık rastladığımız bir coğrafyadayız. Bunu biz hani özel bir araştırma gerekmiyor. Dinlediğimiz, hani yaşadığımız sürece zaten fark ediyorduk ama bir araştırmayla ortaya konulması gerekirse de Kadir Has Üniversitesi çok isabetli ve ihtiyaca seslenen bir çalışma yapıyor. Her sene toplumsal cinsiyet eşitliği araştırması yayınlıyor. Her yıl işte merakla beklediğimiz ve baktığımızda orada başta gelen sorunları neler diye kadınların. Şiddet birinci sırada, işsizlik ikinci sırada, diğer eşitsizlik biçimleri de arkasından sıralanıyor. Bir şiddet, iki ben Türkiye'li kadınların, bunu işte eğer vakit kalırsa programımızda biraz etraflı anlatmak isterim. Çalışma hayatından hani dışlanmış olmasını, iş gücü bile sayılmıyor ve çok büyük bir oranının çalışamıyor, dolayısıyla kendi ayakları üzerinde duramıyor olmasını, yine hem bir şiddet biçimi hem de şiddete kadınları çok açık hale getiren ağır bir toplumsal sorun olduğunu, yani bu bir şiddet, iki işsizliğin çok uyumlu bir ikili olarak yıllardır el ele kadınlar bu coğrafyada bizlerin en büyük meselesi olduğunu düşünüyorum. Diyelim bir başka ülkede, İzlanda'da eşit işe eşit ücret meselesi. Biz oraya ilerleyebilelim, ben çok isterim hani can meselemizi ve hepimizin daha fazla iş gücüne katıldığı, çalışma hayatına katıldığı bir evreye gelebilsek, can meselemizi geride bırakıp.
Ya da işte çok sayıda coğrafyada Kürtaj hakkına yönelik saldırılar var. Başka yani dünyanın farklı ülkelerinde kadın kardeşlerimiz farklı mücadeleler yürütüyorlar. Bizde de bu iki mesele çok başat meseleler. Kesinlikle. Fakat bir yandan da çalışma hayatındaki işte özel sektördeki yapılanmada daha çok yönetim kurulunda daha çok kadın vurgusu yapılan, teşvik edici bir takım hani ortamlar da hazırlanıyor. İyi ki yapılıyor kesinlikle ama öncelikler gerçekten de hayatta kalmayla ilgili. Evet, evet. Kadın cinayetleri neden artıyor? Evet, aslında ben şimdi öyle bir tablo anlatacağım ki sonunda yani neden artmasın ki diye birlikte soruyor hale geleceğiz. Çünkü kadın cinayetlerinin de şiddetin bize çözümü var. Bize çözümü gösteren yıllar içerisinde kadın hareketinin mücadelesiyle kazanılmış çok sayıda kılavuz vardı ama bunlardan en gelişmiş ve sırf bu konuya odaklanan ve benim yani maddelerini okudukça hayranlık duyduğum ama bu subjektif bir hayranlık değil. Şiddet konusundaki her düzeyde, her katmanda soruna deneyimle cevap verdiği için İstanbul Sözleşmesi diye bizim bir mücadele kılavuzumuz var. Evet. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne de 2011 yılında ilk imza atan ülkeyiz biz. Hı hı. Daha sonra bu sözleşme ışığında kadını şiddetten koruma kanunumuz da döneme uygun, çağa uygun değildi. Sözleşmenin ruhuna uygun bir şekilde güncellendi. 6284 sayılı kanunu elde ettik. Bu korunması meselesi şiddet tehdidi olduğunda şiddetten korunma yollarından sadece biri. Ama İstanbul Sözleşmesi zaten bütünsel olarak 70'in üzerinde maddesiyle bunu anlatıyor. Hepsini ben tabii ki anlatamayacağım. 4 temel taşı var. Birinci temel taş önleme yükümlülüğü. Bir sürü altında maddeler var. Diyor ki devletlere, imzacı devletlere, siz hemen aslında olmasa bile toplumu önce şiddetin zor ortaya çıkacağı bir hale getirin. Yani öyle bir toplum yaratın ki şiddet cesaret bulamazsın. Bunun içinde bir aşı var diyor. Tıpkı mesela çocukluk çağındaki aşılarımız olmasaydı, salgın hastalıklar kitleler halinde insanları nasıl öldürüyor ise, şu anda şiddet böyle bir kitlesel hastalık gibi, zaten bir halk sağlığı sorunu, bizim tıpta da böyle tanımlanıyor. Bir aşı olarak da toplumsal cinsiyet eşitliğini bütün alanlarda uygulanır kılarsan ya da hani ben bir devlet politikasında eşitliğe önem veriyorum, kadınların eşit hakları vardır diyerek bütün bunun için çaba gösterirse zaten şiddet cesaret kazanamaz diyor temelinde. Çünkü şiddetin herhangi bir bireysel hastalık, kişisel bir mesele değil, toplumsal olarak güç ilişkilerinin kötüye kullanılması var, böyle tanımlıyoruz. Bu anlamda eşitlik politikalarını kuvvetli yapmalısın diyor. Biz şimdi birinci madde Türkiye'de buna ilgili irade var mı diye baktığımızda maalesef ki pek bunu göremiyoruz. Verileriyle konuşmaya başladığımızda da Dünya Ekonomik Forumu zaten bunu objektif olarak ölçüyor. Ölçülebilir bir sistem eşitlik. Evet. Ölçüldüğünde de Türkiye'nin bir 10 yıl önce 126'lardayken şimdi 136. sıralara gerilediğini, sıralamada sürekli yer kaybettiğimizi, örneğin Suudi Arabistan'ın bile ileriye doğru hamle yaptığını görüyoruz. Çünkü iyi kötü bir reform araba kullanmakla ilgili oluyor filan. Dolayısıyla şimdi sözleşmenin birinci temel taşının tam aksi yönde hareket ediyoruz. İkiye geldiğimizde çok anlayışlı sözleşme diyor ki hemen böyle bir toplumu yaratamayabilirsin ama kadınlar tehdit altındaysa, korunmak istiyorsa o zaman mutlaka koruma kanunun var. Kanunun neyse etkili bir şekilde koru diyor. Burada 6284'ü etkin uygula demek istiyor bize. Evet. Ama biz maalesef koruma altında da öldürüldü haberlerini almaya devam ediyoruz. Çünkü 6284 diye kadınlar için bir şifre, can kurtaran, can simidi gibi önemli olan bu yasada aslında çok sayıda ve etkili geniş koruma tedbiri var. Ama kamuoyu nasıl biliyor? Hep daha ünlü kişilerin hani gündeme getirdiği bir şekliyle çağrılı koruma ya da uzaklaştırma kararlarıyla biliyor. Şimdi aslında sadece bunlardan ibaret değil. Her kadının kendi ihtiyaçlarına uygun tedbir kararları var. İçinde kreş yardımından mali yardıma, meslek edindirme kursuna göndermekten meslek edindirmeye kadar, gerektiğinde mültecilik hakkı tanınmasına kadar uzanan. Bizim bu bir sürü etkili maddesini unutturmaya çalışılan, uygulanmayan, zaten yine bunu veriyle söylemek istiyorum. Bizim verimizde değil, resmi verilere göre Aile Bakanlığı ve Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma var, şiddet taraması. O da memleketimizdeki az sayıda düzgün taramadan maalesef bir tanesi.
5 senede bir tekrarlanıyor. 2015'te bu kanunda hakkını arayan hani kadın oranının şiddet karşısında %11 oldu. Bu %11 olanın da sadece %23'üne yani 5'te 1'ine şiddet gören 5 kadından sadece birine tedbir kararı çıkarıldı. Geri kalanı ya eve gönderildi ya başka bir kuruma gönderildi ya hiçbir şey yapmadı. Hı hı. Ortaya çıkmış bu devlet kaynaklı veri. Hı hı. Dolayısıyla ikinci temel taşımız bir tehdit varsa etkili korunması kadınların görevini devletin koruma yükümlülüğünü yerine getirmesiyle ilgili yine yetersiziz. İstanbul Sözleşmesi'nin ikinci aşamasında es geçiyor durumdayız. Geliyoruz üçe, sözleşme yine anlayışlı. Diyor ki hemen iyi bir toplum yaratamadın, kadınlar korumak istedin, çaba gösterdin ama olmadıysa ki bunun hani çok nadiren şöyle olduğu da oluyor. Korunma altında Aile Bakanlığı'nın şubesinde bir kadın kardeşimiz öldürülmüştü. Bakanlığın şeyinde, şube müdürlüğünün kapısında. Hani gerçekten çaba gösterilmiş ama korunamamış ise, hiç kadın zarar gördüyse o zaman hiç değilse o aşamadan sonra yapılması gerekeni yap, cezasız bırakma, etkin kovuşturma olsun, adaleti sağla diyor. Şimdi burada biz yıllardır zaten bu ceza indirimleriyle mücadele ediyoruz. Erkeklere çok bol keseden uygulananlar kadınlar için ihtiyaç olduğunda maalesef kadınlardan esirgeniyor. Yani yargı erkekleri kayırıp kolluyor ve kadınlara ikinci kez yargıladıkları Şule Çet davasında pek çok davada kerelerce gördüğümüz gibi. Bir de son dönemde yani yine faili yakalanmış ve yargılanmakta olan kadın cinayetin davasının bile hayır hak olduğu bir durum düşünebiliyor musunuz Çağlar Hanımcığım? Ama bu şüpheli ölüm dediğimiz durumlar işte aynen öyle durumlar. Yani cinayeti kanıtlamak için bile sizin mücadele etmeniz gerekiyor. Evet. Cinayeti kanıtladığınızda da başarmış kabul ediyorsunuz. Bu çok ağır bir durum. Çok. Bu tam olarak işte sözleşmenin bu üçüncü maddesinde etkin kovuşturma denen, dile getirilen şey yine tam tersi bir şey yaşıyoruz, koşullarda yaşıyoruz. Ne oluyor? İşte bizim İstanbul'da Aysun Yıldırım. Evet. Başka çocuklara uzanıyor zaten kadınlarda çözülmediği sürece. Evet. Şüpheli çocuk ölümü Rabia. Aysun Yıldırım'da kolluk mesela görevini yaptığı durumda oluyor kolluk kuvvetlerinin. Orada şüpheli ölüm diye tutmuş ilk tutanağı. Ama savcıya geldiğinde o tutanak değişmiş. İntihar diye kapanmış dosya. Yani intihar diye kapanan aslında cinayeti ortaya çıkardığımız birçok dava var. Dolayısıyla bu gelirsem sözleşmenin üçüncü maddesi etkin kovuşturmada savcılar delil toplamıyor ya da Rabia Naz'da işte baba adli tıpçı gibi savcı gibi görev yapmaya çalışıyor. Hani Şule'de yani kendisine attığı iddia ettikleri pencerede parmak izi bakılmamıştı. Bu kadar delil toplamama olabilir ancak. Evet. Hani. Dolayısıyla bu maddede tamamen hani boş bırakılmış, hiç yerine getirilmiyor durumda. Dördüncü son temel taşı da sözleşmenin bu üç maddeyi yapan devletler için tabii ki bunları bu sefer talepkar diyor ki bunları yapıyorsan da yetmez. Kadınları geleceğe dönük nasıl güçlendireceksin? Evet. Bana güçlendirme politika somut olarak göstermelisin. Net bir programın olmalı diyor. İşte burada bu tekrar çalışma hayatına dönmek zorundayız. Çünkü kadınların bir kadının güçlenmesinden söz ettiğimiz ilk anda dediğimizde aklımıza gelen ilk şey ekonomik bağımsızlık. Tabii. Yani bu artık hani deneyime göre de böyle, literatüre göre de böyle bağımsızlığa doğru ilk adımımız. Niye? Çünkü hayatta kalmak için bir erkeğin parasına mahkum ve mecbur olmamak anlamına geldiği için. Türkiye nüfusu 15 yaş üzerinde çalışabilir olan kadın nüfusu hiç azımsanmayacak bir nüfus. 30 milyon. Ben bunları da yine TÜİK verilerine, yine resim verilerle konuşacağım. Evet. Peki bu 30 milyon kadından ne kadar iş gücüne dahil oluyor biliyor musunuz Çağlar Hanımcığım? 10 milyon. Şimdi geri kalan 20 milyon yani 3'te 2'miz neredeyse de bir ülke nüfusu gibi bir nüfusu. Evet, evet. Aslında ortalama bir Avrupa ülkesi o. Nerede? Onların hadi 9 milyonla TÜİK şöyle bir muamele yapıyor. İşte çalışıyor, emekli, iş yapamaz durumda. Bu daha anlaşılır. Ama 11 milyonla da diyor ki ev işiyle meşgul olduğu için iş gücü bile saymıyorum ben bunları diyor. Masaya bile yani bizim bu bütün hanelerin içerisindeki abla, kardeş, anne sabah akşama kadar bitip tükenmeyen, emek sarf eden kadınları
İş gücü bile değilsin sen muamelesi evet. yapılıyor. Bu tabii benim için çok ağır evet. bir hakaret evet. ve adaletsizlik. Yapılan bir çalışmada evde çalışan kadının hı hı. aylık ortalama 6 bin liralık hı hı. bir emek gelir, hizmeti tabii. olduğu tespit edilmiş. Tabii. Bu 6 bin lira da eminim ben minimumlardan hazırlanmıştır. Tabii, tabii. İşte ütü, yemek, temizlik, tabii, evin bakımı. Kaba işlerdendir. Kaba işlerden bakılmıştır. Evet. Ve 20 milyon kadın evet, bu pozisyonda. Bu pozisyonda. İşte dolayısıyla gerçekten piyasadan satın alınsaydı ne biçim bir değeri olacak evet. bu işleri yürütenleri beceremezsin, iş gücü bile değilsin gibi evet. görmek bir kere zaten bir şekilde. Evet hakaret evet. ve aynı zamanda aslında hiç rasyonel bir şey de değil. Çok büyük bir üretken kuvveti hani üretimin alanının dışında bırakmak evet. Evet. ama neye de bırakmak bu? Şiddete açık hale bırakmak evet. anlamına geldiği için tabii bu çok ilgilendiriyor bize şiddeti çözelim isteyen. Kimse o tarafın yani mutlaka şiddetin çözümünde yanı sıra çalışma hayatına kadınları kazandıracağım da demesi gerekiyor. Ben yani artık hep öyle ölçüyorum. Hı-hı. Kadın cinayetlerine ben de ilgileniyorum, önemsiyorum diyen herhangi bir siyasetin yanında kadınları kamusal alanda çalışma hayatına katacak önlemlerle birlikte Hı-hı. konuşmuyorlarsa Hı-hı. inandırıcı bulmuyorum. Evet, bu çok yüzeysel bir evet, şeyden. Dolayısıyla biz geldik bütün dört Hı-hı. maddeyi saydık. Evet. Bu saydıklarımız neydi? Şiddetin çözümündeki ana hatlar. Evet. Bu ana hatların hepsinde ters yöne giden bir vaziyette Hı-hı. olduğumuz için Hı-hı. Türkiye'de ben hani dönüp soruyorum neden artmasın ki? Evet. Bu kadar bile iyi ve yani şu anlamda tabii ki iyi değil de bir kadın cinayeti bile fazla bizim için. Türkiye'deki kadınların kadın mücadelesine yüzü suyu hürmetine daha ağır bir şey yaşanıyor kadınlar diye Hı-hı. düşünüyorum. Yani Hı-hı. birlikte adalet aradığımız evet. için haksızlığa uğradığımızda Hı-hı. sessiz kalmayıp hep beraber çapa gösterdiğimiz için evet. En azından belli oranda hayatta tutabildiğimiz kadınlar var. Adalet sağladığımız durumlar var. Ve yani kadın mücadelesi yüzü suyu hürmetine daha ağır yaşamıyoruz. Hı-hı. Yoksa bu gidişat yani hiç önlenmek üzere bir gidişat değil. Evet. Buraya kadar saydığınız bu dört ana hat aslında hı hı. Sistemin kurulumu, işletilmesi, evet. takip edilmesi, denetlenmesini çok içeriyor. Doğru. Ama aynı zamanda da yargı bacağına geldiğimizde hı hı. cezasızlık gibi bir evet. realiteyle karşılaşıyoruz. Çok güzel formülediniz. Bu denetleme basamağında da zaten bir sözleşme imza attık. Diye bir durum yok. Biliyorsunuz bir denetleme süreci var. Hı hı. İstanbul Sözleşmesi'nin de işte Grevio diye adlandırdığımız evet, uluslararası heyeti evet. bir denetim raporunu geçtiğimiz hı hı. 25 Kasım zamanında yayınladı Türkiye için. Evet. Ve biz burada kendi resmi makamlarımızdan elde edemediğimiz bazı verileri maalesef ki hani böyle uluslararası dolayımla evet. ancak elde edebilir evet. olduk. İşte koruma kanununda ne kadar nafaka, küreş yardımı yapılmış, ne kadar evet. mali yardım yapılmış. Evet. Ne kadar biliyor musunuz? 6 kişiye kreş yardım, binlerce başvuran kadından. Yani o kadar bu bazı tedbirler uygulanmayıp unutturulmuş durumda. Sonuçta İstanbul Sözleşmesi denetleme raporu da Türkiye'yi pek olumlu değerlendirmedi bu anlattıklarımdan evet. tahmin edeceğiniz gibi. Fakat şeyi de altını çizmiş, karışık bir tablo sürüyor çünkü kadınların hak arama mücadelesinin de artmış olduğunun hı hı. farkında işte bir şekilde konuşuyor. Devlet yetkililerine de söylenmesi gereken uyarıları söylemiş durumda Grevio. Temel bir yasağı var zaten. Şiddeti normalleştirmek yasaktır. Geleneklerle açıklamak yasaktır diye temel bir mottosu var sözleşmenin. Bütün yetkililere de pek çok maddesi var raporun. Hı hı. Ama böyle özü itibariyle bir bölüm var benim çok önemli bulduğum. Yetkililer şiddetin gelenekler normalleştirilmesine karşı tavizsiz bir tutum izlemelidir diyor. Yani şimdi kendileri zaten yapmayacaklar. Yapan olursa da evet. tavizsiz olmalıdırlar. Yani diyor. Şunu söylemeyecekler. O saatte orada ne işi tabii, vardı? Tabii. Ya da o eteği neden giydi? Tabii avukatın eteğine, dosyaya bakacak önündeki. Yani kimsenin kadının kıyafetine evet. bakmayacak. Evet. Kadının kıyafetine karışılamaz. Evet. Herkes bunu öğrenecek. Ya da kendi rızasıyla gitti zaten. Tabii, kendi ayağıyla tabii. gitti oraya. Evet. Ya da sadece işte kadınları çocuk yapma ve bakım rolüne hapseden evet. bir şekilde de konuşamayacak. Evet. Tabii. Çok çok önemli bir perspektif bu. Hı-hı. Fakat pratikle bambaşka bir noktadayız. Evet. Yani pratik uygulamalar. Bu tabii devlet aklının belki de işte uygulanan politikaların sonucunda belki değil o nedenle bunları konuşmak zorunda kalıyoruz.
Cinsel şiddet ve çocuk istismarı. Hı-hı. Ne yazık ki hani her gün işte televizyonda, gazetelerde, sosyal medyada kaçamadığımız bir trajedi etrafımızda yaşanıyor. Bunu sormak istiyorum ama aynı zamanda cezalandırma konusunda da hani böyle bir felaket yaşandığında hadım edilsin, işte başka bir şey yapılsın gibi linç edilsin, işte evet, idam edilsin gibi başka duygusal bir takım refleksler de görüyoruz. Evet. Yani onu anlamaya çalışıyorum. Hani evladın, işte sevdiğinin, yakınının bu halde bir felakete uğraması. Fakat tabii ona da hani yol açmak, böyle bir ortamı tesis etmeye yönelik bir takım sorumsuzca davranmak da sanıyorum yine cezasızlığın başka bir tuhaf ceza türü evet, değil mi? Tabii bir insan hakları ihlalinin başka bir hak ihlaline örtülmeye çalışılması. Ya intikamcı bir yaklaşım. Biz halbuki adalet istiyoruz, intikam istemiyoruz. Evet. Bu açıdan çok haklısınız. Zaten biraz önce anlattığım tabloda basamaklar olarak ceza bir aşaması. Ondan önce yapılması gerekenler var. Yine çocuk istismarında da, cinsel suçlarda da önce önleme basamakları. Çocuk istismarında örneğin çok önemli bir belge var. Bu belgeyi biz dehlizlerden bulup çıkartıyoruz. Bizim devletin bu döneminde, bu hükümet döneminde hazırlanan kurumlar arası koordinasyon belgesi. Çocuk cinsel istismarını önlemek için. Pek çok ilgili bakanlık, komisyon, daha önceki meclisteki çocuk hakları komisyonunda bu yönde kurulan çalışması yapılmış. O kadar iyi bir belge ki. Çünkü yine bir uluslararası sözleşme de var. İstanbul Sözleşmesi'ne şimdi biz kadınlar kendimizi ifade edebiliyoruz. Anlatıyoruz her yerde. Ama çocuk kardeşlerimiz kendi sözleşmelerinin farkında bile değiller. Evet. Aslında Lanzarote Sözleşmesi diye bizim yine imza attığımız Avrupa Konseyi Sözleşmesi var. Yıllar içerisinde mecliste unutturulmuş. Bir kere sadece Rıza Türmen bir önerge vermiş de sormuş. Bu sözleşme için ne yapıyoruz diye. Evet. Resmen adı bile unutturulmuş. Şimdi bu sözleşmede o zamanlar ona göre hazırlanan iller arası koordinasyon belgesinde o kadar güzel tarif ediyor ki çocukları nasıl koruyacağımız ve zaten bizim çok sağlam bir kanunumuz var, çocuk koruma kanunu diye. Bunların uygulanmamasıyla ilgili sorun yaşıyoruz yine işte. Evet. Önce diyor yani bir çocuk anne rahminden itibaren izlenebilir diyor. Çünkü anne rahmindeyken de işte sağlık hizmetleri devrede. Eğitim çağına gelene kadar yine aile hekimliği, sağlık hizmetleri devrede. Eğitim çağına geldiğinde eğitim sistemi devrede. 18 yaşına kadar bir çocuğu izleyebilmemiz için, onun başına gelen bir zarar var mı, zarardan korun, onun yüksek faydası için yapabileceklerimizin kurumsal olarak sistemleri var zaten. Bütün bu kurumlara da bu belgede senin görevin şu, senin görevin şu diye görevler veriliyor. Sağlığa, eğitime. Bundan haberi olan ve uygulayan kim, ben de mesela bunu sormak istiyorum. Yani bu belgeyi biz anlatıyoruz platform olarak. Evet. Hiç devlet yetkililerinden ve ben bu belgeyi bile duymadım. Yani Aile Bakanlığı'ndan ya da İçişleri Bakanlığı veya Adalet Bakanlığı'ndan hiç böyle bir şey. Evet, evet. Biz o yüzden de çocuk... Ben de yurttaş olarak hiç duymadım. Yani işte bir süre yani bu sorunla uğraşırken bunda nedir, ne yapılabilir, mevzuatı ne diye bununla hani... Peşine ne denir? Arayan bulur denir. Bulup iller arası, kurumlar arası koordinasyon belgesi uygulansın. Bunun son çözümüdür. İşte onun içerisinde bir yönü mesela işte hani ondan önce işte risk tarama var. Çocuğun korunması var. Sonra bütün bunlardan sonra zaten bunları düzgün yaparsak o suç türü süzülecek. Azala azala gelecek. Yine de tabii ki tümüyle ortadan kaybolmayıp bir zarar ortaya geldiğinde de o zaman cezasız bırakmama ama elbette ki evrensel hukuka uygun bir cezayı öngörme. Hadım ya da idam gibi bedensel cezalar ortaçağ hukukudur ve modern hukukla hiçbir hani uyuşmaları yoktur. Yine kendi alanımdan da bütün etik, biyoetik sözleşmelere de aykırıdır. Ve caydırıcılığı... Caydırıcılığın olmadığı da apaçık. Evet. Uygulandığı yerlerde cinsel suçlar bitmediğine göre, hatta yüksek oranda olduğuna göre ortada. Evet. Ve yani onu ceza bölümünden sonra da iş bitmiyor mesela. Bütünsel bir mesele bu. Onun öncesinde yapacaklarımız var. Zarar ortaya çıktıktan sonraki yargı ve ceza var. Sonrasında da onarıcı adalet dediğimiz, rehabilitasyon dediğimiz, sonrasında o zararı ortadan kaldıracak ve onarma süreci var. Evet. Tabii hani kadına yönelik şiddet, cinsel şiddet, çocuğa yönelik şiddet
Bunun bir adım ötesine gittiğimizde de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan, cinsel yönelimleri nedeniyle katledilen, şiddete maruz kalan birçok insan var. Evet. Aynı şey onlar için de geçerli galiba. Çok doğru bir yere geldik. Çünkü hani Türkiye'de kadın olmak zor dedik. Eğer bir de transsanız örneğin çok daha zor. Failiniz yakalanmıyor bile. Evet. Kande Kader'de daha hani yeni aylar sonra bir fail hani alınabildi. Pek çok durumda faili meçhul olarak kalabiliyor. Tam bir cezasızlık söz konusu. Evet. Orada çok daha kötü çok bir daha ağır durum var. Çünkü yani tümüyle hukuksuz orman kanunları diyebileceğimiz failler yakalanmıyor. Bizim Azra arkadaşımız vardı. İzmir'de arka arka 3 kadın cinayeti işlenmişti. Onlardan birisi de Azra'ydı. İki kadın cinayeti daha olduğu için o zaman zaten benim çok hani eleştirdiğim bir tarz ama 3 seri katil, 3 kadın falan gibi böyle şey başlıklarla da böyle çok kamuoyu gündemine gelmişti o İzmir'deki durum. Orada yani Azra'nın katili yakalanabildi ve ceza ağırlaştırmış müebbet alabildi. Ama maalesef ki mesela beraberinde farklı cinayetler de olduğu için böyle olmadığı durumda çoğu kez faili meçhul bırakılıyor. Ve örgütlenme hakları çok kısıtlanmış durumda. Bu açıdan hani yürüyüşler yasaklanıyor. Azra'yı kaybettiğimiz zaman Azra siyah pembe üçgen üyesiydi İzmir'de. Derneğe kapatma davası vardı o zaman. İşte sonrasında oluşan kamuoyuyla kapatma davası geri çekildi valilik. Tabii tuhaf bir ifadeyle bu kişiler de dernek kurabilir diye dernekleşmenin önü açıldı. En azından Azra'nın hani hayatta olmasını tabii ki isterdik ama hayatını kaybetme sonrasındaki mücadele böyle bir dönüm noktası da yarattı. Onu da hani anmak isterim ama genel olarak örgütlenmeyle kendi faaliyetlerini yürütmelerinde de önünde çok engel, hem çok ciddi bir hak kaybına uğranılıyor hem hakkını aramanın önü kesiliyor. Bunlar çok ağır problemlerdir. Evet, gerçekten de öyle. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu bünyesinde kadın meclisleri. Aslında kadın meclisleri bizim bünyemizi aşan daha çatı şemsiye bir yapı. Neler yapılıyor kadın meclislerinde? Kadın meclisleri aslında hiç ihtiyaç ne yazık ki azalmayan bir temayla yola çıkmıştı. Kıyafetime karışma eylemleri. Bu hafta biz biliyorsunuz adliyelerde en çok haklarımızı koruması gerekli yerlerde de kıyafete karışıldığını gördük ama çok olumlu bir biçimde de kadınlar yine ve mücadele ve hukukçular işte gerekli cevabı verdi, görevden alındı. Avukat arkadaşımızın eteğinin boyuna karışmaya çalışan hakim karışamaz zaten. Bir dönem önce Türkiye'de bir 3 sene önce işte bir hemşire arkadaşımız nöbet dönüşü şort giydiği bahanesiyle tekmeli bir saldırıya uğramıştı. O dönem arka arkaya kamusal alanlarda özellikle ulaşım araçlarında kıyafet bahanesiyle kadınların darp edildiği olgular yaşadık. Ve biz buna bir tepki olarak platform önderlik yaptı bu sürece ama daha da yani platform imzasıyla değil herkesin rahatça katılabileceği yeni bir imzayla ve orada çok kapsayıcı o bir şemsiye gibi kıyafetime karışma diyerek buydu. Kıyafetlerine çok karışıldığı bir evredeydi kadınların. Böyle bir eylemli dönem oldu. Çok da beklediğimizin de üzerinde bir sahiplenmeyle kitlesel yürüyüşler yapıldı ve onu yapan ve bizim de platformda zaten bildiğimiz, tanıdığımız kendi kamuoyunun yeni buluştuğu bir kamuoyu oldu. Hani yeni arkadaşlarımız da dahil oldu bu hak mücadelesine ve devam etsin. Bu sadece hani eylem yaptık bitmesin diyerek bildiğimiz iyi bir yol doğrudan demokrasinin, herkesin eşit söz kullandığı eşitliğin metodu olarak bir park forumuyla Maçka'da nasıl devam edelim değerlendirip meclis olarak devam edelim. Bu arada bir Atakent'te bir kadın meclisi platform çalışmaları da yapan arkadaşlarımızın olduğu, onların öyle bir deneyimi vardı. O arkadaşlarımız bizim iyi oluyor bu meclis deneyimi diyerek onların da önermesiyle kadın meclisleri öyle doğdu. İçinde platform gönüllülerinin aktif çalıştığı, yani sürecin başında da hani fikirler geliştirdiği. Yani farklı bileşenlerin de bir arada olduğu bir yapı bu. Şöyle söyleyeyim, pek çok hani siyasi partiden kadın da var, partisiz kadın da var. Zaten birey hukukunun geçerli olduğu, herkesin eşit sözü, hani kurumların temsiliyetinin değil, her gelenin birey olarak, birey hukukuna kendi önermesine dayanarak konuştuğu, daha platforma göre daha esnek, daha geniş
bir yapı kadın meclisleri. Bir diyalog ortamı anladığım kadarıyla burası. Evet, evet. Yani görüşlerin paylaşıldığı, bir eylem planı veya işte bir aktivite, aktivistliği de özendiren bir sonuçla tamamlanıyor mu bu? Tabii tabii, işte bu kıyafetten sonra o düzeyde olmasa bile yine güncel konulara, örneğin Rabia Naz'la ilgili eylemleri yaptı bu sene. Başka arada pek çok böyle eylemi oldu. Bir Türkiye Büyük Kadın Buluşması yapmıştı geçtiğimiz sene. Onunla beraber işte çeşitli illerde de temsilcilikleri var ama daha da çok üniversite kadın meclisleri de üniversiteli genç kadın arkadaşlarımız var ve orada üniversitelerin daha kendine has meseleleri de olabiliyor. O yönde de oldukça aktif bir mücadele yürütüyor. Yani gündemdeki ihtiyaç neyse ona refleks eylemleri hızla yapabilen bir yapı olması olumlu yönü bizim platforma göre de hızla refleks gösteriyor. Platformun odağındaki alanlardan bir tanesi de gençler. Evet. Liseliler, gençlerin özgürlük alanlarının daha fazla hani yaratılması, tesis edilmesiyle ilgili bu alanda yaptığınız çalışmalar, özellikle hani gençlerin özgürlüklerini ve bu farkındalıklarını destekleyici, artırıcı bir takım saha çalışmalarınız da var bildiğim kadarıyla. Evet, biz çok fazla üniversiteden davet alıyoruz. Evet. Liselerden de aldığımız oluyor. Yani bir taraftan çok olumlu, bir taraftan maalesef ki ihtiyaç olduğu için ortaokul liseli kardeşlerimiz mesela istismara karşı, şiddete karşı mücadele eder vaziyetteler. İstanbul'da geçen sene Kadriye Moroğlu Lisesi'ni görüntülerini ben hiç unutamam. Bütün bir okulun o güzelim öğrencileri haklarını aradılar. O açıdan hak arama bilinci çok gençleşmiş durumda zaten. İşte biraz gençlik hedefte olduğu için de böyle oluyor tabii ki, özellikle üniversiteliler. Ya da yani çok gençler için, üniversiteler için sürekli onlar üzerine beyanlar olabiliyor. İşte onlar için paket programlar, evlendirme, çeyiz programları falan. Ama dediğiniz gibi gençlik onu değil ki, okumak istiyor, özgürlüğünü istiyor, haklarını istiyor. Böyle bir ortamda mesela bizim bu yürüttüğümüz hak ve özgürlük mücadelesine de daha fazla sahip çıkan bir genç kuşaklar var. Bu sene hiç olmadığı kadar hep biz davetler alırdık üniversitelerden ama ben mesela çok fazla üniversiteye gittim. İşte hukuk ve tıp fakülteleri de başta olmak üzere. Örneğin mesela tıp fakülteleri bu kadar ilgili değildi. Artık onlar da kendi alanlarındaki sorumluluğu da yerine getirmek istiyorlar. Hukuk zaten daha ilgiliydi ama çok farklı üniversitelerden çok sayıda işte buluşma gerçekleştirdik. Hepsi haklarına hani çok sahip çıkma ve şiddetle mücadelede yani sadece kendi başlarına gelen için değil, ne yapabiliriz, toplumsal olarak ne yapabilirizin peşinde, haklarının peşinde. O açıdan bu kadınları maalesef hala Türkiye'de hani düşük hakkını, hak arama yollarına başvuran oran 6284 koruma kanunu haklarıyla ilgili. Biz onları üniversiteli genç kuşaklara da anlatıyoruz ki onlar da gitsinler bütün kadınlara ve bütün topluma anlatsınlar diye. Evet, evet. Bu açıdan hani bu da olumlu bir gelişme. Kesinlikle. Ümit veren hani çok. Biz hep sorunlardan bahsediyoruz. Bir hani ağır durum var ama iyi haberler de var. Ben hep öyle söylüyorum. İyi haber işte bu genç nesillerin bu mücadeleyi böyle sahiplenmesi. Kesinlikle öyle. Evet. Ve özellikle gençlerin flört şiddetine, duygusal şiddete karşı farkında olmaları, uyanık olmaları çok önemli, bilinçli olmaları. Ve çok ilgililer. Hep bu soru klasik mesela bir kere konuşuluyor üniversitelerde flört şiddetiyle ilgili bir hani genel çerçeve mutlaka konuşuluyor. Evet. Programımızı bitirmeden bu yargı reformu ve nafaka konusunda konuşalım istiyorum. Tabii. Siz platform olarak bu alanda da söz söylüyorsunuz. Çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Bu konudaki durum nedir? Evet. Şimdi Türkiye'de yargıda bir reforma ihtiyaç olduğu çok açık. Evet, İfade özgürlüğü yok, hak, hukuk, adalet yani çok gerçek bir hani slogan ve gerçek bir talep. Evet. Bütün başta kadınlar, tüm toplum zaten hak, hukuk, adalet istiyor. Evet. Buna aç. İşte o nedenle elbette ki reform ihtiyacı var ama açıklanan paketi kadınlar bakımından incelediğimde yani arabuluculuk geçiyor olmasını sorunlu buluyorum. Şimdi kadınların zaten boşanma süreçlerinde öldürüldüğü bir evrede. Şiddet söz konusu olan evliliklerde, böyle davalarda yani sadece boşanma değil, velayet ve mal paylaşımı gibi bunun uzayan süreçlerinde arabuluculuk olması kadınların yine özerkliğini zedeleyecek, yine şiddet karşısında sessiz kalmalarına neden olabilecek bir uygulama. O yüzden o yönü sorunlu.
Nafaka ile ilgili de hep gündeme gelen bir hani mevcut düzenlemenin süresiz olmasının, adaletsiz olduğu, kadınların haksız yere nafaka aldığı gibi bir bilgi kirliliği ve buna dayanarak da nafaka hakkının hani sınırlandırılmasına yönelik bir talep var. Bunu maalesef ki devlet, yani Yargıtay nezdinde de işte çalıştaylar yapıldı, adalet getireceğiz nafakaya gibi, sanki adaletsizmiş gibi. Bir adaletsizlik olacaksa kanunda boşanıldığında cinsiyet farkı gözetmeksizin tanımlanan bu hakkın neden hep kadınlar tarafından kullanılmak zorunda kaldığı adaletsizliğine kafayı takmalıdır? Yani kök sebep tabii, tamamen tabii ki. Bu eşitsizliktir. Evet. O açıdan alın. Hani mevcut halinde değil adaletsizlik, yani kadınlar aleyhine bir adaletsizlik olmakla birlikte nafakaların zaten biz mevcut kanunu düzenlemede de hani böyle ömür boyu gibi bir şeyin olmadığını, öyle işte bir gün evli kaldım, bir hafta evli kaldım, ayrıldım, bütün ömür nafaka veriyorum gibi söylenen evet, şeylerin böyle bir tamamen gerçek bir durum, dışı. Böyle bir şey olamaz zaten. Öyle bir günlük, mantıklı bir haftalık evlilikler, ben hukukçu değilim biliyorsunuz, hukukçu arkadaşlarımızdan öğrendim ki evlilik iptal oluyor, işlem iptal oluyor. Evet. O zaten bir evlilik işlemi, yani o evliliğin bitişi boşanmayla değil, evlilik feshi diye bir hukuki işlem var. Öyle evet. Böyle hukuken bile mümkün değil bir gün evli olup ayrılmak. Yani onu demek istiyorum. O zaten boşanma ile değil, feshih ile sonuçlanan bir hukuk şey gerektiriyor. İşte evet. Kısa yani bir nafaka zaten söz tabii, konusu bir değil. Nafaka söz konusu değil. O zaman evlilik işlemi iptal oluyor. Bu evlilik işlemi iptal olunca kadın tamamen hani boşanmış, dul yerine bekar yazılacağı için onu da mesela çok nasıl diyeyim, direnç olduğunu yargıda söyleyen avukat arkadaşlarımız var işte. Her neyse, o daha ondan öte şunu demek istiyorum. Yani böyle olmadı. Boşanırken işte nafaka bağlanması için zaten çeşitli şartlar alınıyor. Kadının kusurlu taraf olmaması lazım. Zaten işte evlilik bittiğinde ekonomik olarak zorluğa düşen taraf olduğunun ispatlanması lazım. Şimdi böyle olduğunda, şimdi biraz önce konuştuk, 11 milyon kadın iş gücü verisi bile, rakamlara bile alınmıyor. O kadar dışlanmış durumda, yok sayılıyor. 40 küsur yaşında denileni yapmış, 3 çocuk da doğurmuş. Hadi bundan sonra. Ama kocası başka bir kadınla evlenmek üzere diyelim ki, boşanmak istiyor. Bu kadın 40 yaşından sonra daha önce hiç çalışmamış olan kadın. Çocuklardan birisi 5, birisi 10, birisi bilmem kaç yaşındaysa. O 5, yani 5 yılla sınırlansın deniliyor ya nafaka. Evet. 5 sene sonra o çocuk 10 yaşında olacak. Evet. No, yani bu böyle bir adalet olabilir mi? Hani neyse gereği, ihtiyacını ona göre belirleyen bir kanunumuz zaten mevcut halde var. Buna hiç dokunulmaması gerekiyor. Ve bu mevcut halde işlerken de dediğim şartlara bağlı nafaka bağlanıyor. Oraya gelene kadar diyelim ki çalışma hayatına katılabilmiş şanslı bir gruptaki olan kadınlar zaten çoğu kez nafaka hakkından feragat ediyor. Başım ağrımasın, şiddet, özellikle şiddet gördükleri bir evlilik söz konusuysa. Evet. Hani ben tek kurtulayım canını diyerek canını kurtarma derdinde nafaka bile almıyor. Alan zaten belirli şartları taşıyorsa nafaka bağlanıyor. Bağlanan nafaka zaten 300-350 aralığında en fazla. Evet. O bağlanan nafakalarda genellikle ödenmiyor, borca bırakılıyor. Erkekler zaten düşük düzey nafaka vermek için kendilerini asgari ücretle geçiniyor, gösteriyor, mal varlıklarını başkasının üstüne yapıyor ve hiçbir şey olmazsa da ödemiyor. Devletin af getireceğine güvenerek de borca bırakıyor. Dolayısıyla gerçek tablo bu. Ve zaten şimdi 20 yıllık evli, 40 küsur yaşında kadın kardeşimiz, az önce ne güzel siz söylediniz. O yıllar içerisinde, o evin içerisine gömdüğü emeğin biz piyasa değerini hesapladığımızda o bilmem kaç kuruş nafakalar yanında solda sıfır kalacak. Yani biz nafaka böyle bir bahşedilen bir şey değil ki. Kadınların alın teriyle zaten öz be öz hak ettikleri, emekleriyle var ettikleri bir hak. O yüzden de nafakaya dokunulamaz, mevcut kanuna dokunulmaması gerektiğini söylüyoruz. Geçen hafta sonu İstanbul Barış Kadın Hakları Merkezi çok güzel bir çalışma yaptı, bir çalıştay yaptı, ilgili tarafları da bir araya getiren. Ve yani daha önce İzmir, Ankara baroları yaptı, çok onların da eline sağlık. Fakat tam güncel bütün bu nafakaya dönük saldırıların hepsine cevap veren çok iyi bir sonuç metni de hazırlandı orada. Kamuoyuyla paylaşılıyor. Ona da herkesin hani bakmasını tavsiye ederim. Bütün yani nafaka gerçeklerini tek tek ortaya koyan bir metin de var bu çalıştay sonucunda. Ve
bir de esas konu şu, NAFOKA ile başlayıp ilk adımı, daha sonra işte cezaevinde çocuk cinsel istismarından olanlara af, medeni kanundaki başka hani mal paylaşımı gibi durumlara yine yeni düzenlemeler gibi çorap söküğü gibi gelebilecek, evet, medeni haklara saldırının, evet, da bir sembolü oluyor NAFOKA. O nedenle NAFOKA'ya dokunulmasın, evet, kazanılmış haklarımızı, evet, asla geri vermeyeceğiz, evet, diye bir kararlılıkla da bir mücadele yürüyor. Hı-hı. Reform paketinde olmayışı bu anlamıyla olumlu ama daha sonra yeniden yine karşımıza çıkıp çıkmayacağından emin olamıyoruz. Reform paketinde ayrıca ara buluculuğun önerilmesi de yine olumsuz ve kadınlar bakımından sorunlu. O da aile sorunlu. Birliği bozulmasın, belki bir şekilde kurtarılabilir, hı-hı, diye. Ara buluculuk ama işte o şiddet söz konusu olmayan, evet, durumlarda geçerli olması gerekiyor. Hı-hı. Şimdi fiziki şiddette değil, şiddetin cinsel, ekonomik, duygusal, evet, bir sürü biçimi, tabii, olduğu için. Tabii. Yani bu anlaşmalı boşanmalarda zaten olan bir şey. Evet, zaten o yüzden var. Yani, zaten, evet, var. Yeniden oraya koymaya anlaşmasız, evet, olan da onu zorlanamaz. Hı-hı. Evet. Evet. Haklısınız. Ne kadar yoğun bir gündem var. konuş bitmiyor gerçekten. Evet. Aslında daha birçok şeyi sizinle burada konuşmak istiyordum ama süremizin sonuna geldik. Emeklerinize sağlık. Gerçekten Türkiye'deki kadınlar için, aslında sadece kadınlar değil, kadınlar ve erkekler için, evet, toplumdaki tüm bireyler için çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel oldu. Sevgili izleyiciler, Çağlar boyunca da bu hafta Doktor Gülsüm Kav'ı ağırladık. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel temsilcisi. Dinlediğiniz gibi sizin de daha yapacak çok şeyimiz var. Hep beraber bütün bu insan haklarına aykırı, kadını yok sayan, çocuğa zarar veren, istismara uğratan tüm sistemlerin olması gerektiği gibi insana yaraşır, insan onuruna yaraşır bir şekilde hayata geçirilmesi için mücadeleye devam. İyi akşamlar.